Merkez üssü Kahramanmaraş'ta olan 7.7'lik sarsıntıda bilanço ağır. 10 şehir perişan hale geldi. Herkese selamlar. Öncelikle tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Türkiye'de yaşanan bu büyük felaket tarif edilemez bir durum. Bu kadar büyük bir yıkım ve ardından getirdiği üzüntü kelimelerle tarif edilemeyecek bir noktada. Türkiye'de yaşayan, daha önce orada yaşamış, orada bulunmuş, bizler gibi uzakta olan tüm vatandaşlar, tüm dünya vatandaşları bu üzüntüye ortak olmuş durumdalar. Biz geride kalanlar o kocaman boşlukla hayatlarımıza devam etmekten başka bir şey yapamıyoruz maalesef. Bu durumumuzda elimizden gelen tek şey yardımlarımız. Tüm dünyada bir yardım seferberliği var. Burada da yaşanan inanılmaz bir yardım trafiği ortaya çıktı. Kısa kısa bunlardan bahsetmek istiyorum. İrlanda Dışişleri Bakanı Michael Martin, İrlanda yardımının şimdiye kadarki en büyük dağıtımı olduğunu belirtti. Türkiye ve Suriye'ye 10 milyon euroluk bir genel tahsiste bulundu. Çalışan yardım kuruluşlarına acil durum finansmanı çağrısını doğrudan yanıt olarak gönderildi. Nakit yardımı, gıda dışı acil durum malzemeleri, barınma sağlanmasına odaklanıldı şu anda. Öte yandan İrlanda Uluslararası Geliştirme Bakanı geçen hafta Türkiye Dublin Büyükelçisi Mehmet Hakan Olcay'ı ziyaret ederek Türk Büyükelçiliğinde yapılan yardım çalışmaları hakkında da bilgi aldı. İrlanda'da bulunan en büyük sivil toplum kuruluşlarından da sahadaki ekipleri ve ortak kuruluşları aracılığıyla Türkiye ve Suriye'deki korkunç felakete hızla müdahale ediyor şu anda. Burada görmüş olduğunuz kurumlarla birlikte yardım kampanyalarını yönetiyorlar. GOL adlı bir diğer yardım kuruluşu, genel merkezi İrlanda'nın Dublin kentinde bulunan ve dünya genelinde 14 ülkede ofisleri bulunan uluslararası bir insani yardım kuruluşu. Kurucusunun açıklamaları ile kendi ekibimizdeki kayıplarla birlikte içinde bulunduğumuz kalp kırıklığına rağmen sahadayız. Gıda ve gıda dışı kalemleri değerlendirmeye, barınak çevresinde destek sağlama işleriyle zaten yoğunlaşmış durumdayız. Bize yardım eden bütün insanlara, kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz diye bir açıklama yaptı. George in Chase, dünya çapında zulüm gören Hristiyanları desteklemek için dua etmeyi ve harekete geçmeyi teşvik eden bağımsız bir İrlanda hayır kurumu. Yaptıkları açıklamada İrlanda'da bilinen birçok yardım ve yardım kuruluşunun deprem kurbanlarına yardıma kanalize ediyorlar şu anda. Aynı zamanda buradaki birçok Türk restoranı belirledikleri günlerdeki bütün gelirlerini deprem bölgesine maddi yardım olarak göndereceklerini belirttiler. İrlanda'da yaşayan Türkler aileleri için, yani depremzedelerin buraya gelebilmesi için vize kolaylığı adı altında bir imza kampanyası başlattılar. Burada bulunan birçok global şirket, Google, Microsoft gibi Türk çalışanlarıyla birlikte büyük bağışlar topladı. Aynı zamanda birçok dil okulu, okullarda anma törenleri düzenliyor şu anda ve Türk öğrenciler için özel bir izin yaptılar. Bu izin hani bir hafta kullanılabilir. Bizler ise uzakta ve çaresiz hissederken elimizden geldiğince Eğitim İrlanda ailesi olarak büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptık. Ve elçiliğe ulaştırılmak üzere dört bir taraftan getirilen bütün yardım malzemeleri ofisimizde yaklaşık 300 kadar yardım kolisi olacak şekilde arkadaşlarımızla beraber ayrımını, paketlenmesini ve konsolosuna ulaşımını sağladık. Bu yardımları organize ederken birçok farklı WhatsApp grubu kuruldu. Yaklaşık 400 kişinin olduğu, yardımların organizasyonunun yapıldığı, ofise getirilmesi gereken eşyaların toplandığı, koli ve insan gücünü oluşturabilmek için günün her saatinde bu gruplardan koordineli bir şekilde birbirimizle haberleştik. Ayrıca aracı olan arkadaşlar hazırlanan bu yardım kolilerini konsolosluğa ulaşımını sağladı. Emeği geçen arkadaşların hepsine tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir birliktelik sağladık. Çok koordineli bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bunları yapabildik. Ve hep beraberdik bunları yaparken. Tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese, emeği geçen herkese. Büyük bir birlik içerisinde buradan elimizden geldiğince bir şeyler yapmak istedik aslında. Bu sürede sadece Türkler değil, İrlandalılar ve diğer ülke vatandaşları inanamayacağınız kadar yardım listesinde bulunan eşyaları getirmek bizim yanımızda olduklarını her seferinde belli ettiler. Gözlerinden de anlayabiliyordunuz zaten. Hani bir şey yapmak istiyorlar. Bir şey yapmak istedikleri için de ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar. Ayrım yaparken ikinci el kıyafetlerin
bir kısmını burada fazlaca bulunan ikinci el mağazaları var. Oraları teslim ettik. İkinci el mağazalarında kıyafetler satıldıktan sonra onların gelirleri de maddi olarak bağışlanacak. Toplanan bu yardımlar 45 ton ağırlığını buldu. Elçilik Türk Hava Yolları ve Ekolojistik tarafından Türkiye'ye ulaşmasında çok büyük bir görev aldı aslında. Birlik olmak, yardım etmek, insan olarak bir arada durmak bu zor zamanda en çok ihtiyacımız olan şey. Bütün bu yardımlarda emeği geçen kurum, kuruluşlara, insanlara, dostlara, herkese teşekkür ederiz. Bize uzakta yalnız olmadığımızı buradaki herkes tarafından gösterilen seferberlikte bir kez daha anlamış olduk aslında. Ölüm geri dönüşü olmayan bir yol. Bu yolun ardında kalan yakınlara, eşlere, dostlara ve diğer herkese sabır, yakınlarını kaybedenlerine başsağlığı diliyorum. Allah hayatını kaybeden her canlıya rahmet eylesin. Sağlıcakla kalın.